İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da Loop Cut dediğimiz edit modda uyguladığımız yöntemi inceleyeceğiz. X tuşuna basarak küpümüzü sildim. Onun yerine bir mesh kısmından silindir objesi ekledim. Edit moda geçtim. Edit modda bu silindir şeklindeki objemizin sadece üst kısmında 32 vertex ve alt kısmında 32 vertex var. Yani şu 32 vertex ve üstündeki 32 vertex var. Arada hiç vertex yok. Eğer biz bu silindirin tam ortasına yeni bir vertex grubu eklemek istersek loop cut komutunu kullanıyoruz. Bunun space bar'a bastığımız zaman çıkan karşılığı Ctrl R kısa yolunu gösteren şu satır. Loop cut and slide. Hem loop cut yapıyor, hem de işlemi tamamlamadan önce kaydırabiliyoruz. Mesela bir tane yapalım. İçeride bir yerdeyken mouse'umuzun kursörü Ctrl R'ye bastım. İlk olarak bu şekilde mor renkli bir çizgi belirdi. Bu ilk pozisyonda hareket etmez. Mouse'u sol butonuna ilk tıkladığımızda şu anda gerçekleşmiş gibi gözükmesine rağmen henüz daha işlem bitmedi. Çünkü yerini değiştirebiliyoruz. Çünkü komutun ismi loop cut and slide. Yani loop cut yap ve kaydır. Şu anda yerini henüz belirlemedik. Diyelim ki tam ortada bir yerde olmasını istedik. Artık bir kere daha mouse'un sol butonuna tıklarsak işlem gerçekleşmiş oluyor ve tam orta sıraya yeni bir vertex grubu eklemiş oluyoruz. Diyelim ki şu anda iki parçaya bölünmüş olan, aslında bölündüğü yok da, yani iki bölüm haline gelmiş olan silindirin bu yan yüzeyinde tekrar bölümleme yapmak istiyorsak tamamen aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yine mesela şu alt kısımda bir yerdeyken Ctrl R'ye basıyoruz. Blender anlıyor. Bizim tam oraya bir yeni bir loop cut yapmak istediğimizi. Ama eğer ben mouse'u biraz yukarıya doğru çıkarsam bu sefer de üst kısımdaki gruba yapmak istediğimi anlayıp mor renkli hattı oraya taşıyor. Zaten başka da seçenek yok şu anda bu objede. Sadece bir alttaki bu ve bir üstteki bu loop cut var. Aralarda bir deneyelim. Mesela bir de şu var. Her dikine olan bölmelere de loop cut yapabiliyoruz. 1, 2 ve bu dikine olan dikdörtgen şeklindeki kısımların ortalarına da loop cut yapabiliyoruz. Loop cut'ta çok daha karışık bir şey yok. Özelliği bu. Bir de bunun tam tersi var. Diyelim ki bu şekilde loop cut'lar yaptık ki loop cut'ta bir özellik daha var. Onu da unutmadan gösterelim. Diyelim ki şu en üstteki gruba Ctrl R ile bu şekilde bir loop cut yapacağımızı söyledik. Sadece bir tek hat yapmak zorunda değiliz. Bu şu anda henüz bu mor renkliyken mouse'umuzun tekerlek butonunu ileri doğru sürüklersek bu sayıyı arttırabiliyoruz. 4, 5, kaç tane istiyorsak. Diyelim ki 5 tane istedik. Mouse'un sol butonuna bir kere bastım. İşlem henüz tamamlanmadı. Çünkü slide işlemi var. Olduğu yerde bırakmak için mouse'un sağ butonuna da tıklayabiliyoruz. Böylelikle bu şekilde loop cut'lar oluştu. Bir de bunun tersi olduğunu söylemiştim. Yani aradan bir hat çıkarmak istiyorsak ne yapmamız gerekir? Diyelim ki bir objemiz var. Onu biraz daha low poly hale getirmek istiyoruz. Gereksiz gördüğümüz bir takım hatlar var. Mesela bir tanesini seçelim. Hattı seçmek için Shift Alt tuşlarına basıyoruz klavyeden ve çekmiyoruz elimizi. Shift ve Alt'a bastım. Bu durumdayken herhangi bir hattın üzerindeyken, mesela şu siyah çizginin üzerindeyken mouse'un sağ butonuna tıklayacak olursanız Blender sizin için o hattın tamamını seçer. Bu seçimi yaptıktan sonra uygulamamız gereken işlem şu. Yani bu hattı bu aradan çıkarmak için X tuşuna basıyoruz. Burada en alttaki komut Edge Loops, yani seçmiş olduğumuz hattı komple aradan çıkarmak için bu komutu kullanıyoruz. Ben onu tıkladığım anda bakın o aradaki hat aradan çıktı. Başka bir tane daha yapalım. Mesela şu aradaki fazla azaltmak istiyoruz. Bu sıklığı daha az olmasını istiyoruz. Onun için şu aradakini seçtim. Yine Shift Alt ve mouse'un sağ butonuyla tekrar X tuşuna bastım ve en alttaki Edge Loops komutunu delete için uyguladığımda o hatta aradan çıktı. Şimdi hızlı hızlı bunları tekrar kaldırayım ben. İki tane de seçebilirsiniz. Mesela iki tane seçtim. X tuşuna bastım. Pardon. İkisini birden
kaldıramadığını söylüyor. Farklı olduğu zaman oluyor mu ona bakalım. Yani bir atlayarak, mesela bunu seçtik, bir atlayarak seçtim. Bakalım bunu kabul edecek mi? X tuşuna bastım. Evet, onu kabul etti. Peş peşe olan iki hattı yapmıyor bu şekilde ama atlayarak yapıyor. Mesela şu üsttekini ve alttakini seçip kaldırabiliyoruz bu şekilde. Sadece bir tane kaldı. Dersin başına neredeyse geri döndük. Sadece bir tek şu aradaki kaldı. Bunu da diyelim ki tam ortaya geri getirmek istiyoruz. İki türlü yöntem uygulanabilir. Bir tanesi şu. X tuşuna bastım. Bu hattı aradan çıkardım. Şu anda hiç hat kalmadı. Ctrl R'ye bastım. Yeni bir hat oluşturdum. Bir yol bu. Bir yol da bunu tekrar şöyle yukarı kaydıralım. Diyelim ki tam ortaya bir tane hat atmak istiyoruz ve burada bir mevcut hattımız var ama biraz yukarıda duruyor. Klavyeden G tuşuna iki defa basarsanız G tuşuna bu hattı bu şekilde ortaya alabilirsiniz. Bir elinizde kontrol tuşunda olursa eğer Snap modu devreye girer. Böylelikle tam ortaya da yerleştirme şansınız olur. Tam ortaya gelip gelmediğini bir de kontrol edelim. Sağ taraftan kenar uzunluklarının gözükmesi için normal kısmındaki Edge Info bölümündeki Length değerini seçer ve iki tane kenar seçecek olursak şu şekilde tam ortada olmadığını buradan anlayabildik. Çünkü alttaki kenarın uzunluğu 1,1, üstteki kenarın uzunluğu 0,89. Hemen hattı seçip siliyoruz. Edge Loops, DLT Edge Loops ile sildik. Ctrl R ile tam ortaya bir tane hat koydum. Ve yine bir üstten bir alttan hat seçtim. Yani birimler burada gözüküyor. Bir birim, bir birim. Şu anda tam ortadan kesmiş olduk. Bu derste genel olarak bir Edge Loop nasıl yapılır? Araya yeni bir hat nasıl eklenir? Ve daha sonradan da eğer silinmesini istediğimiz bir hat varsa onu hangi komuttan siliyoruz? Onu görmüş olduk. Dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.